Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün e, videonun en önemli kısmında ekrana bir şeyler oldu biliyorsunuz. E, bugün tekrar değineceğim o konuya. Videonun son kısmında oraya bir daha değineceğim. Diğer taraftan her gün aynı şeyleri anlatmaktan bıkmadım mı diyenler var. Aslında her gün aynı şeyleri anlatmıyorum arkadaşlar. Hani bunu bir dizi gibi düşünün. Bu çizgiler sürekli hareket ediyor atıyorum e, bugün şurada olan yarın burada oluyor veya bu çizgi buradaysa birkaç gün sonra buralarda oluyor birkaç gün sonra daha yukarıda oluyor ve destek direnç takibi için bunları günlük takip etmeniz gerekiyor yani bunu söyleyenler yüksek ihtimal grafikten anlamıyor e, o yüzden hani diyorum ki aslında her gün aynı şeyler anlatılmıyor kırılım noktaları günden güne değişiyor arkadaşlar şimdi hazırsanız başlayalım Mesela şu an kanalın hala içindeyiz ve direnç olarak turuncu çizgiyi çizmiştik ve şu anda da orada tutunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu de destek haline geldi. Çok mu önemli bir destek değil arkadaşlar. Bunu çizmemin sebebi şöyle göstereyim. Burada neticede bir şey var. Düşen trend vardı. Şöyle tepe, dip, alçalan tepe, alçalan dip, düşen trend. Yani turuncunun üzerine atmamızla biz yükselen tepe yaptık. Yani şuradaki tepenin üzerine attık. O yüzden bu turuncu çizginin kırılımı önemliydi. Yani şimdi biz 4 saatlikte düşen trendi kırdık, yükseliş trendine evrildik. Öyle düşünebilirsiniz. Ne zaman bu kanal kırılır aşağıya, o zaman tekrar düşen trendi bekleriz. Mesela şöyle, kanal kırıldı diyelim. O zaman düşüş bekleriz arkadaşlar ve dediğim gibi bu kanalın alt çizgisi her gün değişmektedir. Mesela 16.850 yaparsak biz bunu o zaman arkadaşlar hem yeşilin hem mavinin altında kapatmış olur. Öyle bir durumda da bu kanalın bir hedefi var bir derinliği var. O derinlik de bizi nereye götürür 15.900'lere götürür. Yani öyle düşünmek lazım. Bu kanal kırılmadıkça da aşağı yönlü. Bu sefer şöyle bir hareket bekleyebilirsin. Kanalın üst çizgisine doğru bir hareket beklersin. O da nerede mesela şu an 18.000 dolar seviyelerinde 18.100. Yani şöyle bakınca çok güzel oturduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir senaryo mümkündür. Veyahut yukarı gider bir daha geri çekilir. Zamana oynar bir daha yukarı gider. Bu ortalamanın seviyesi daha da yukarı atar. Bu sefer 18.500'leri hedefleriz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani şimdilik 16.850'yi takip edeceğiz. Destek olarak altında 4 saatlik kapanış gelirse o zaman bu kanal kırılmış olacak. Tehlikeli olacak. Bu kanal kırılmadıkça da problem yok. Şimdi şöyle bir hareket gelir diyelim. İğne attı altına ama 4 saati tekrar üzerinde kapattı şu şekilde. Yani iğne olarak kaldı. Kapanışı yapamadı altında. O zaman problem olmaz arkadaşlar. Yolumuza devam ederiz. Ama altında 4 saatlik kapanış gerçekleşirse işte o zaman sıkıntılı olur. Yani bu grafiğimizde son durum bu. Şimdi 4 saatlik grafiği açtım size. Burada da bir golden cross görüyoruz arkadaşlar. Yani çok mu önemli bir sinyal? Zaman zaman çalışmadığı da görünüyor arkadaşlar. Biz son 6 aylık hareketlere bakalım. Mesela 17.600'de dip yaptı BTC. Ye. Ondan sonra dalgalandı dalgalandı. Bu MA200 beyaz ortalama MA50 aşağıya kesti arkadaşlar. Ondan sonra kademeli olarak yükseliş trendine girdik. Görüyor musunuz? Daha sonra dead cross oluştu. Bir daha düşen trende girdik. Şu noktada bir daha golden cross oluştu. Ondan sonra biraz daha yukarı imelendik. Gördünüz mü? Daha sonra desteği kırdıktan sonra yeni bir düşüş yaşandı. Şimdi bakıyoruz şu anki duruma. Şöyle bir kesişim gerçekleşti neticede. Mesela e, alttaki ortalama şu an 16.900 seviyesinde. Oralara kadar rites bile mümkündür. Ama netice olarak 6 aydır çalışan bir sinyal var. Şu anda da aynısını gördük. Hani bu da pozitiftir. Şimdi diğerine gidelim arkadaşlar. Günlük Bollinger bandına günlük hareketli ortalamalara bakalım. Mesela günlük Bollinger üst bandı eğimi yukarı veriyor. Bakın her gün aynı şeyler anlatılmaz. Mesela dün 17.450'de olan Bollinger üst bandı. Bugün nerede mesela 17.525 seviyesinde. Yani ilk direncimiz orası oluyor. Özellikle gün içi alsat yapanlar için bu seviyeler çok önemli arkadaşlar. E diyelim iğneyi attı bir üst ortalamaya 17830 seviyesinde. MA50 ise 18000 dolar seviyesinde. Yani yükselişlerde bu noktaları takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de kanalın alt çizgisini takip edeceğiz. Şimdi şu grafiğe gelmek istiyorum. Nedir bu grafik? Bu aylık grafik arkadaşlar. Hani 14.000 senaryosu var ya. İşte insanlar bu grafiğe göre 14.000 dolar bekliyor veya 13.800 bekliyor. Mesela şöyle göstereyim. Burada zirve yapıldı. Gördüğünüz gibi 20 bin dolarda 2017 Aralık ayında. Daha sonra orayı kırmamızda yükseldik. Ve aynı Muma bakınca aylık kapanışsa 13.800'lerde gelmişti. Yani bu iki seviyeyi baz alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şuradaki mumun kapanışına bakıyoruz. Ve buradaki kapanış hani tam örtüyor aslında örtüşüyor. Ve şurada mineralinin iğne attığı yerde tam aynı seviyede arkadaşlar. Diğer taraftan da şöyle bir fincan kulp formasyonu var. Değil mi? Hedefine geliyor. Şimdi bir retest mi yapacak diye insanlar 13.800 bekliyor. Hala masada mı? Evet, masada. Ama şöyle de bir senaryo var. Buna zaten çok değindik. Mesela şöyle bir retest senaryosu düşecekse ondan sonra düşer gibisinden. Şimdi bu ride senaryosuna göre de 20 bin dolarlara gitmesi gerekiyor. Haftalık grafikte pozitif uyumsuzluğumuz var. Onun hedefi de şu an 20 bin dolar seviyesinde. Şimdi arkadaşlar herkes 13.800 beklerken dünkü bahsettiğim konuya bir gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar eğer ekran bozulmazsa size göstereceğim. 12, 12 günlük grafiktir bu. Ee, dün anlaşılmadı bir daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Mesela biz 12 günlükte en alt ortalamaya gelmişiz. Gördünüz mü? MA200. Tarihten beri bunu ilk defa yapıyor. Bakın ilk kez beyaz ortalamaya kadar düşüyor. Daha önce de eflatun renkli ortalamamız vardı. MA200. Bu ikisi çok önemli destektir her zaman. E. Mesela pandemi ilan edildiğinde Mart 2020'de çok sert bir düşüş yaşamıştık biz. 10.000 dolardan 3.900 dolara kadar çok sert bir iğne atıldı arkadaşlar. İnsanlar orada işte dünya battı, ekonomi battı, insanlar eve kapatılıyor vesaire. Bitcoin sıfırlanacak derken birden boğa sezonuna girdi. Bunun da sebebi bakın ilk defa MA200'e dokunmuş olmasıydı. Gördünüz mü? Daha önce hiçbir zaman dokunmamıştı. Ve burada ilk kez temas etti çok sert ralliye gitti. Şimdi bir alt çizgiye de ilk defa geldik arkadaşlar. Acaba burası dip olabilir mi? Olabilir tabii ki. Hani müsait 13800 beklerken insanlar yukarı basabilirler. Şöyle göstereyim Bakın mesela şöyle bir senaryo çizeceksek yükseliş haftalıktaki uyumsuzluk 20 bin dolarlarda buradaki de ilk ortalama 20 bin dolarlarda. Yani oraya bir retest hareketi ondan sonra bir daha düşüş. Bu görülebilir arkadaşlar. Şimdi kesin diptir diyemeyiz bura. Çünkü yıllık kapanışımıza az kaldı arkadaşlar. Yıllık kapanış kötü gelirse daha farklı senaryolar gündem olacaktır diye düşünüyorum. Neyse şimdi Mac diye bakıyoruz. Ayı piyasalarını izliyoruz arkadaşlar. En son ayı piyasasında 69 bin dolardan buralara kadar geldik. Ve bu ayı piyasası esnasında bu iki tane çizgi gördüğünüz gibi sıfır seviyesinin altına gitti 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 en diplere geldi. Burada bir kesişim gerçekleşti. Bakın şurada bir kesişim gerçekleşti. Ee, daha önceki 12 günlük kapanışı yeşil kapattı arkadaşlar. Yani kesişim teyitli normalde. Ve en son ortalamaya gelmişiz. Yani bu iki şeyi birleştirince çok güzel tepki yeri olduğunu görüyoruz. Daha önceki ay piyasasına gidelim. 2018 ay piyasasına 20 bin dolarlardan aylar boyunca düştü düştü düştü. 3 bin dolar da dip yaptı arkadaşlar. Mekli'ye bakıyoruz. 0 seviyesinin altına gidiyor bu iki çizgi şurada kesişiyor arkadaşlar kesiştikten sonra da 4000 dolardan 14000 dolara mini bir rally yapıyor gördüğünüz gibi mini bir rally yani burada da çalışmış şimdi daha da geçmişe gidiyoruz ilk ayı piyasasına gidiyoruz 1200 dolarlardan 150 dolara kadar aylar boyunca düşüş yaşıyor BTC ayı piyasasına giriyor MACD'ye bakıyoruz arkadaşlar bu iki çizgi sıfır seviyesinin altına düşüyor. Diplere geliyor. Kesişiyor. Al sinyali veriyor. Ve gördüğünüz gibi ondan sonra da ralliye giriyor. Yani bunu bir kere yaptı. iki kere yaptı. Bu da üçüncü yapışı arkadaşlar. Ve ilk defa MA200'e gelmemiz önemli bence. Yani benim aklıma yatan 20 bin dolara doğru bir hareket normalde. Ama bu kanal kırılırsa işin rengi değişir arkadaşlar. 16850 takip edeceğiz. 4 saat kapatmayacağız altında. Bu olmadıkça yani şu senaryo çalışır diye düşünüyorum. Bir 20 bin dolar potansiyeli var. En azından bir 18.000 doları görürüz. Yeter ki destek kırılmasın. Arkadaşlar zamanla yeni detaylar ortaya çıkacaktır. Size yeni bilgiler vereceğim ama adım adım gidelim. Şimdilik bu sinyalleri takip edelim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.